geçecek mi bilmiyorum. Doktor Bey geldi. Ne oluyor burada? Ben Ebru'yu aradım. Ben de Filiz'i aradım. Onlar da Tolga, Bahattin ve Nilgün'e söylemişler. Nilgün de... Kızlar. Bugün onun doğum günü Doktor Bey. Hande bunu aylardır bekliyordu. Çocuklar. Çocuklar. Gençler. Beni dinleyin. Hande'yi görmek istediğinizi biliyorum. Eğer yarın gün boyunca daha küçük gruplar halinde gelirseniz onu görebilirsiniz. Kızlar, üzgün. Koca bir grubun bu koridorlarda dolaşmasına izin veremem. Burası bir hastane. İnsanlar hasta, insanlar... Ölüyorlar mı? Evet, bunu biliyoruz. Haldun, çocukları nasıl gönderirsin buradan? Nisa, duygusal davranıyorsun. Az önce ablama, evladının yine kanser olduğunu söyledim. Evet, tabii ki duygusalım. Kıymetli kurallarını benim için yıkmadın, peki. Ama yeğenim için bunu yapmanı istiyorum senden. O gencecik bir kız. Ve ne kadar ömrü kalmış olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ama bunu düşünmekten ne kadar kaçsam da biliyorum. Sen de biliyorsun. Hande'nin orta yaşlarını göremeyeceğini, evlenip mutlu olacak kadar uzun yaşamayacağını biliyorsun. Yeğenim için kurallarını bozacaksın Haldun. Bunu sana sormuyorum. Bunu yapmanı istiyorum. Bana yaptığını Hande ile telafi edeceksin. Ailene, hastalarına verdiğinden daha fazla değer verdiğini göstereceksin. Yoksa değil başhekimliğe, cerrahlığı bile bıraksan bir daha asla yüzümü göremezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.